Anadolu Üniversitesi 3. Yarı Yıl Güz Dönemi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kamu Maliyesi 2023 Vize Ara Sınavı. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi devleti toplumsal bir sözleşme sonucu oluşturulan bir varlık ve araç olarak tanımlayan düşünürlerden biridir? A. Hegel, B. Aristoteles, C. Platon, D. Rousseau, E. Haldun. Doğru cevap D. Rousseau. Soru 2. Aşağıdaki görüşlerden hangisi ilk defa 18. yüzyılda Fransa'da ortaya atılmış ve maliye biliminin kurulmasına öncülük etmiştir? A. Sosyalizm, B. Keynesyenizm, C. Liberalizm, D. Neoliberalizm, E. Fizyokrasi. Doğru cevap E. Fizyokrasi. Soru 3. Devletin ekonomiye müdahalesi fikri 16. yüzyılda aşağıdaki görüşlerden hangisiyle birlikte başlamıştır? A. Merkantilizm, B. Liberalizm, C. Neoliberalizm, D. Fizyokrasi, E. Sosyalizm. Doğru cevap A. Merkantilizm. Soru 4. Ekonomideki fiyatlar genel düzeyinin belirli bir zaman varlığında sürekli düşüş göstermesine ne ad verilir? A. Büyüme, B. Enflasyon, C. Efektif talep, D. Stagflasyon, E. Deflasyon. Doğru cevap E. Deflasyon. Soru 5. Devletin gelir ve harcamalarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. İstatistik, B. Kamu maliyesi, C. Devletler arası hukuk, D. Mikro denge, E. Siyaset bilimi. Doğru cevap B. Kamu maliyesi. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi yarı kamusal mal ve hizmetlere bir örnek değildir? A. Okul, B. Park, C. Yüzme havuzu, D. Ulusal güvenlik, E. Aşılama. Doğru cevap D. Ulusal güvenlik. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlıklarıyla mücadelede kamu maliyesinin işlevlerinden biri değildir? A. Regülasyon, B. Kaynak tahsisi, C. Ekonomik istikrar, D. Gelir dağılımı, E. Özelleştirme. Doğru cevap E. Özelleştirme. Soru 8. Aşağıdakilerin hangisinde bir malın kamusal mal olabilmesi için taşıması gereken özellikler birlikte ve doğru olarak verilmiştir? A. Dışlanabilme, bölünebilme, B. Fiyatlandırılabilme, dışlanamama, C. Rakip olmama, dışlanamama, D. Bölünebilme, rakip olmama, E. Rakip olma, dışlanabilme. Doğru cevap C. Rakip olmama, dışlanamama. Soru 9. Toplumsal açıdan zararlı oldukları halde devlet müdahalesi olmadığında çokça tüketilen mallara ne ad verilir? A. Erdemsiz mal, B. Serbest mal, C. Kulüp malı, D. Özel mal, E. Yarı kamusal mal. Doğru cevap A. Erdemsiz mal. Soru 10. Hem bireye özel fayda sağlayan hem de toplumsal fayda yayan mallara ne ad verilmektedir? A. Özel mal, B. Sinayi mal, C. Yarı kamusal mal, D. Zirai mal, E. Ticari mal. Doğru cevap C. Yarı kamusal mal. Soru 11. 1. Adem-i tahsis ilkesi, 2. Denklik ilkesi, 3. Birlik ilkesi, 4. Açıklık ilkesi. Fonlar yukarıdaki bütçe ilkelerinden hangilerine uymadığı gerekçesiyle eleştirilmektedir? A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 2 ve 3, D. 2 ve 4, E. 3 ve 4. Doğru cevap B. 1 ve 3. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomideki kamu kesiminin büyüklüğünü belirlemede kullanılan değerlerden biri değildir? A. Kamu kesimi istihdamı, B. Toplam kamu harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı, C. Kamu borç stoku, D. Kamu yatırımları, E. Ülkenin coğrafi yapısı. Doğru cevap E. Ülkenin coğrafi yapısı.
Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sisteminde finansman sorunu yaratabilecek sorunlardan biri değildir? A. Emeklilik yaşının yüksek olması. B. Prim affı uygulamaları. C. Kayıt dışı istihdam. D. Emekli sayısının yükselmesi. E. Prim tahsilat sorunları. Doğru cevap A. Emeklilik yaşının yüksek olması. Soru 14. Yerel yönetimlerin merkezi idare tarafından kendilerine aktarılan görev ve yetkileri belli bir çerçeve içinde kullanmalarına ne ad verilir? A. Stratejik yönetim. B. Yerel özellik. C. Durumsal dengeleme. D. Dahili yönetim. E. İçsel kontrol. Doğru cevap B. Yerel özellik. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi kamu giderlerinin aşırı artışının sonuçlarından biri değildir? A. Vergi gelirinin azalması. B. Özel yatırımların dışlanması. C. Kamu kesiminin aşırı büyümesi. D. Ekonomik büyümenin azalması. E. Enflasyonist sonuçlar doğması. Doğru cevap A. Vergi gelirinin azalması. Soru 16. Bireylerin siyasal sisteme katılmaları, siyasal bilinç ve kanaatlerinin oluşmasında siyasal partilerin bir aracı olmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Menfaatlerin birleştirilmesi. B. Siyasal devşirme. C. Siyasal sosyalleşme ve mobilizasyon. D. Politika belirleme. E. Temsil. Doğru cevap C. Siyasal sosyalleşme ve mobilizasyon. Soru 17. Siyasi karar alma mekanizmasında temel tercih birimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Arz. B. Para. C. Talep. D. Oy. E. İhtiyaç. Doğru cevap D. Oy. Soru 18. Siyasi partiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Ortak bir ideolojik kimliğe sahip kişiler tarafından oluşturulur. B. Resmi üye tabanına dayanırlar. C. Politika belirleme amacı gütmezler. D. Süreklilik arz ederler. E. İktidarı doğrudan ele geçirmeye çalışırlar. Doğru cevap C. Politika belirleme amacı gütmezler. Soru 19. Seçmenlerle politikacılar arasında bir çıkar sağlama ticareti vardır ifadesi, kamu tercihi teorisi ilkeleri açısından aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Siyasal mobilizasyon. B. Metodolojik bireyselcilik. C. Politik devşirme. D. Politik mübadele. E. Rasyonalite. Doğru cevap D. Politik mübadele. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi çıkar ve baskı gruplarının faaliyetlerini yürütürken kullandıkları yöntemlerden biri değildir? A. Lobicilik. B. Referandum. C. Başka partiyi destekleme. D. İkna. E. Kamuoyunu etkileme. Doğru cevap B. Referandum. Sınavınızda başarılar dilerim. Abone olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.